olarak çalıştığı anlaşılan Seçil Erzan Fonu ya da Fatih Terim Fonu olarak da anılıyor. Çünkü odağında Galatasaray'ın eski ünlü efsane teknik direktörlerinden, milli takımında eski teknik direktörlerinden, şu anda Yunanistan'da Panathinaikos takımını çalıştıran Fatih Terim'in de bulunduğu anlaşılıyor. Çünkü Fatih Terim üzerinden onun itibarı kullanılarak öteki futbolcuların da hani gel gelle bir şekilde oraya iştahlarının kabartıldığı anlaşılıyor. O dava Cuma günü başladı. Uzunca saatler devam etti ve bu sabah da o davanın duruşmasına İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde devam ediliyor. Şimdi oraya bağlanıyoruz. Orada KRT canlı yayın ekibi duruşmaları izliyor. Ve KRT canlı yayın ekibinden arkadaşımız Fatma Nur Boylu bizlere bugün olup bitenleri aktaracak. Orada Fırat Fıstık'ın da bulunduğunu hatırlatalım muhabir arkadaşlarımızdan. Fırat Fıstık ve Fatma Nur Boylu, bakalım bugün nelere tanık oldular, Fatma Nur'dan dinleyelim. Söz sende Fatma Nur. Zafer Arapgül'e, senin de söylediğin gibi Seçil Erzan'ın merkezinde olduğu bir dolandırıcılık davası, ancak Fatih Terim fonu olarak da geçiyor. Buradaki ilginç konulardan bir tanesi, bütün duruşma Fatih Terim'in ismiyle anılsa dahi duruşmanın herhangi bir kısmında Fatih Terim şimdilik yok. Sadece ifadelerde isminin geçtiğini de altını çizelim. 20 Kasım'da başlamıştı. Yaklaşık 13-14 saatlik bir duruşmaydı. Cuma günü ikinci duruşma görülmüştü. Yine o da 12 saat 20 dakika gibi uzun bir süre devam etmişti. Ve bugün de üçüncü duruşma saat 11 civarında başladı. Bir yandan da Fırat Fıstık ekip arkadaşım da içeriden takip ediyor ve güncel bilgileri aktarıyor. Ben de hiç vakit kaybetmeden paylaşayım. Bu duruşmada, önceki duruşmalarda Seçil Erzan daha çok ifade vermişti. Bu duruşmada da yine müşteki beyanlarının alınması ve tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. Tutuklu sanıkların mevcut hali devam ediyordu. Erzan ve Ali Yörük de cezaevinden getirildi. Peki bugün kimler konuşuyor? Müştekilerden Nuray Şengüler, Mert Zeydanlı, Nurettin göz açan buradalar. Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Candaş Gürol ve Fırat Özdemir de konuşacak bugün. Konuşmaya önce Seçil Erzan başladı. Aslında önceki duruşmalardaki ifadeleri den çok da farklı şeyler söylemedi. Biraz daha netleştirdi durumu. Seçil Erzan'ın ifadelerini takip etmek oldukça önemli. Çünkü bazı ifadelerde çelişkiler olabiliyor. Özellikle müştekilerin, tanıkların, avukatlarının soruları doğrultusunda. Peki Seçil Erzan bugün ne dedi? Şöyle bir bakıyorum. Gerçeğin ortaya çıkabilmesi için fazla para alanların HTS kayıtları, hesap hareketleri ortaya çıkarılmalıdır. Ali Yörük, Emre Çolak'tan parayı aldığında sorumluluk Seçil'de diyor. Ama banka müdürü olduğum için sorumluyum. Benim söylediklerimin kanıtlanması için bunların ortaya çıkması lazım. O yüzden tek tek kimden ne aldıysam söyledim şeklinde konuşuyor. Ben Florya'da çalıştığım dönemde mağdurlarla ilgili bankacılık işlemlerinden kaynaklı güven sağlamıştım. Kimilerinin ablasıydım, kiminin ortağıydım şeklinde konuştu. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu paraları. Bu çok net. Aksini söylemedim dedi. Zaten önceki duruşmalarda da sürekli bankadan habersiz bir şey yapmanın da mümkün olmadığını vurguluyordu. Kart vizitimde Denizbank Şube Müdürü yazmasaydı bana parayı vermezlerdi şeklinde konuştu ve devam etti Erzan. Savcı Bey sordu, bir kaydını tutmadın mı diye. Aslında herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi buydu. Çünkü günlerdir, saatlerdir buna bu kadar verdim, şuna şu kadar verdim şeklinde ifade veriyor ve bazı takip edemediğini ya da hatırlamadığını söylüyordu. O yüzden savcı da bir kaydını tutmadın mı diye sordu. Erzan, ajandalarımı banka aldı benden. Bankanın bunu fark etme ihtimali vardı şeklinde konuştu. Şimdi fon ifadesine gelecek olursak, fon kelimesi nerede kullanılmaya başladı? Çünkü başta ilk duruşmadaki konuşmalarında ben fon demedim şeklinde demişti. İlk fonu ben Semih Kaya'ya söyledim dedi. Bir fon var, çok fazla para çekme, bekle biraz. Senin adına yaparız, sonra parayı çekersin dedim dedi Erzan. Bu fon ondan sonra türedi. 8 Mart'ta Merve Tan'ın, kuzeninin eşi yani, Fırat ve Semih'le görüşmeye götürdüm. O akşam ben yanlış yaptım, fon falan yok dedim şeklinde bir itirafta bulunduğunu anlatıyor. 9'undan sonra herkes daha fazla, daha değişik şeyler söylemeye başladı. Paraları nereye götürdün, kiminle yiyorsun, İran parası mı vesaire gibi iş çığırından çıktı ifadesini kullanıyor. Sürekli para istediği bir dönem var. Özellikle tanıkların
söylediği bir şeydi. Bu Erzan'ın özellikle son sürece doğru çok fazla para istiyordu bizden demişti. Onunla ilgili olarak da ben bu sefer para yetiştirmeye istemeye başladım. Korkuyordum, mağduriyetin sebebi benim, evet, ama bu para bende değil. Trabzon'da bir kadın olsaydım bunlar olmazdı, arkamda birileri olurdu gibi bir ifade kullandı. Bu dönemde yine işin içine tefecilerin girdiği döneme tekabül ediyor. İşin içine tefeciler de girdiği için artık işin sonuna doğru da daha da çok korktuğunu itiraf etmişti Erzan. Ve yine çarpıcı bir açıklama daha var. Darp edildim. 7 Nisan akşamı ben darp edildim dedi. Semih Kaya ve Fırat Özdemir'i kastederek. Henüz Semih Kaya dinlenmedi. Yeni şu sıralarda dinleniyor olması lazım. Onun bu darp edildiğim iddialarına karşı vereceği cevaplar da oldukça merak edilen bir konu. Yine devam etti. 40-60 milyon dolar gerçeği yok. Gerçek mağdurlar var. Emre Belezoğlu'nun parası alındı ve 10 kişiye dağıtıldı. Ben herkese bu işin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Ama kimse inanmadı şeklinde konuştu. Seçil Erzan'ın konuşmasının ardından yine Nuray Şengüler bir açıklama yaptı. Nuray Şengüler de şöyle hatırlatacak olursak 62 yaşında Florya'da yaşıyordu. Bir iş hanı Şengüler ailesinden kendisine kalan bir miras kalan iş hanını satarak Seçil Erzan'ın sunduğu özel fon vadire güvenmiş ve bu süreçte yaklaşık 12 milyon lira para kaybeden isimlerden bir tanesiydi. Nuray Şengül de ne kadar para kaybettiğini, ne kadar aldığını, ne kadar verdiğini, o da mağduriyetini anlattı. Avukat, burası biraz daha çarpıcı, avukat şu soruyu sordu. Seçil Hanım'a para verdiğinizi bankadakiler gördü mü dedi. Nuray Şengüler de tabii ki biliyorlar ifadesini kullandı. Yine Erzan da bankadan işlem yapmadığını, her şeyin görülebileceğini, kayıtlarda olabileceğini vurguluyordu. Şimdi Fatih Terim fonu kısmına gelecek olursak, başında da söyledim, Fatih Terim'in ismi oldukça fazla geçiyor. Ama kendisi duruşmaya, herhangi bir mahkemeye herhangi bir şekilde dahil değil. Sadece kırık telefondaki mesajlarda, Seçil Erzan'a ait o telefondaki mesajlarda ya da Erzan'ın ifadelerinde, tanıkların ifadelerinde Fatih Terim'in adı geçiyor. Peki bu üçüncü duruşmada bir şeyler değişecek mi? Fatih Terim'in de duruşmaya katılması istenecek mi? Bunlar da merak edilen konulardan bir tanesi. Şu ana kadar henüz bir gelişme yok bununla ilgili. Seçil Erzan davasında müşteki Çeviker'i aslında hatırlatmak lazım. Önceki cuma günkü duruşmada şu ifadeleri kullanmıştı. Bu fon baştan sonra Fatih Terim fonudur. Beni öyle ikna etti. Belge istediğinde Fatih Terim bile istemiyor şeklinde bir cevap vermiş Erzan. Hatta belge istedi Seçil Erzan'dan ama Fatih Terim bile istemiyor. İstemiyor. Sen ne istiyorsun kısmı önemli. İşte bu konuda hem tanıklara hem Fatih Terim ile ilgili cephede, yani Fatih Terim'in adı kullanılıyor ama siz bilmiyor musunuz? Bir iletişiminiz yok mu gibi sorular da avukatlardan sıkça geliyor. Yine önemli bir başlık daha var. Merak edilen bir konu. Avukat Hikmet Can'ın bir sorusu vardı. Terim'in bu fondan ne kadar para aldığını kimse sormayacak mı? Bakalım bu sorularda karşılık bulacak mı? Yine Denizbank'ın olaya daha fazla müdahil olmasıyla ilgili bir süreç var. Bu gerçekleşecek mi? Çok fazla isim var. Çok fazla miktar var. Erzan hepsini tek tek açıklıyorum ama bunların hepsinin HTS kayıtları tarafından bakılması gerekiyor. Çünkü ilk hazırlanan tutanakta Masak araştırmasında banka benim verdiğim ifadeler üzerinden bir rapor hazırladı diyor. Ama bunlara devletin tek tek bakması gerekiyor diyor. Şu an sırayla tanıklar konuşulmaya başlıyor. Önceki duruşmalarda daha çok Erzan konuşmuştu. İlk duruşma 13-14 saat sürdü. İkinci duruşma 12 saat 20 dakika sürdü. Bakalım bugün de tanıkların dinlenmesiyle yine o kadar sürecek gibi görünüyor Zafer Arapkirli. Bir karara bağlanacak mı ya da Fatih Terim dahil olacak mı? Bu merak edilen soruları da içeride Fırat Fıstık var, ekip arkadaşım. Onun an be an takibiyle de bana aktardığı bilgileri de ben de burada canlı yayından izleyicilere aktarmış olacağım. Çok teşekkür ediyoruz Fatma.